Sayın Divan, değerli mücadele arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, sevgili Edremitliler. Bugün Edremit tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bu ilk Edremit Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresinde Edremit Belediye Başkanı konuşuyor. Bu konuşma için, bugün için Edremit'te çok büyük uğraşlar veren ama bu günleri göremeden aramızdan ayrılan sevgili Mehmet Çelikleri, sevgili Bedrut Usturuncaları, sevgili Cevdet Ercanları, sevgili Ali Gümülcineleri rahmetle bir kez daha anıyor, onlara yüreğiniz şad olsun diyorum. Evet sevgili dostlar, çok uzun mücadeleler verdik, uzun uğraşlar verdik ve 68 yıl sonra Edremit Belediye Başkanlığı'nı aldık. Bu konuda benimle beraber çok büyük uğraşlar veren eski ilçe başkanımız, sevgili Yurt Yıldırım'a, partililerim ve Edremitliler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konuda dere tepe demeden, gece gündüz demeden koşturan tüm Cumhuriyet Halk Partililere, tüm Edremitlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, Edremit Belediyesi'ni devraldık. Daha önce dördü bizim, biri AKP'nin, biri MHP'nin olan 6 tane belediyeyi birden devraldık. Devraldığımız bir enkazdı. Bunun böyle olduğunu biliyorduk. Ve bundan hiçbir zamanda gocunmadık. Devraldığımız enkazı derleyip toparlayıp çalışır bir belediye haline getirdik. Ekonomik yönden ayağa kaldırdık. Ve tüm bunları yaparken bazı şeylerden de yaralandık. Yaralandığımız şeylerin başında başkasının taşı bizi yaralamadı. Dostun bir gülü yaraladı. Evet sevgili dostlar, Edremit Belediyesi'nin yeniden yapılanmasında Cumhuriyet Halk Partili kitlelere ağırlık verdik. Cumhuriyet Halk Partili gençlerin, gençlik kolunda koşturan çocuklarımızın belediyede çalışmasını sağladık. Bundan da gurur duydum. Ama ilçe yönetiminde yer alan bazı arkadaşlarımız o sosyal medyalarda beni hükümete ihbar ettiler. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında koşturdu. Onun için bütün bu çocukları Edremit Belediyesi'ne doldurdu diyerek ihbar ettiler. Bunu ben yaptım. Ve bu suçsa bu tür suçları işlemeye yine devam edeceğim. Evet. Sosyal medyada yazılan, basına aktarılan bir şeyin şeye cevap dahi vermedim. Çünkü bir tek siyasi anlayışım vardır. Doğduğum günden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu ilkesine inandım, Mustafa Kemal'in yolunda yürüdüm. Evet, eski ilçem başkanlarımdan biri kimsenin adamı olmayın diyordu. Evet sevgili başkanım, ben birilerinin adamı olsaydım, benim karşımda belediye başkanı olduğum yerde siz benim karşımda bas bas bağırmazdınız. Evet, kimsenin adamı olmadık. Cumhuriyet Halk Partisi boyun eğişin, Cumhuriyet Halk Partisi
teslimiyetin partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi başkaldırışın, direnişin partisidir. Onun için bu insanlar buradadır ve yakalarında Cumhuriyet Halk Partisi rozeti vardır. Önce partimizi tanımak mecburiyetindeyiz. Onun için partililerimize ben şunu yapın, bunu yapın deme lütfunda, cesaretinde bulunma hakkına sahip değilim. Evet, 9000 oy farkıyla Edremit'te belediye başkanlığını aldık. Yapılan uyumlu çalışmayla sevgili yurt başkanının ayrılmasından sonra yerine gelen Enver Başkan'la da aynı uyumlu çalışmayı göstermek suretiyle oy farkımızı 9000'lerden 17500'lere taşıdık. 7 Kasım seçimlerinde. Ve 7 Haziran seçimlerinde. 1 Kasım seçimlerinde de oyumuzu yine arttırdık. AKP'nin MHP ve BDP'den aldığı yüksek orandaki oya rağmen 14500 civarında farkla seçimde yine Edremit'te birinci parti çıktık. Bütün bunları yaparken ben açıkça paylaşımcı bir yaklaşım gösterdiğimi düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi hiçbir zaman padişah veya despot olmadım. Evet, bu konuda küçücük bir örnek vermek istiyorum. Benimle beraber belediye meclisinde müthiş bir özgüvenle çalışan, kişisel hiçbir menfaat peşinde koşmayan belediye meclis üyelerimden en az bana yarısı ön seçimlerde oy vermemiştir. Ama bunu en ufak bir şekilde bu arkadaşlarımız en ufak bir şekilde hiçbir toplantımızda, hiçbir işimizde, hiçbirliğimizde benden hissetmemişlerdir bile. Benimle beraber çalışan personelimin yarısı ön seçimlerde bana oy vermemiştir. Ama gerek belediye meclis üyelerim, gerekse o personelim hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişlerdir. O arkadaşlarımızın hiçbiri Kamilci, Ahmetçi, Mehmetçi değil, hepsi Cumhuriyet Halk Partili'dir. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben bugün beklerdim ki burada aramızda delege olarak bulunan, burada aramızda dinleyici olarak bulunan arkadaşlarımızın o sosyal medya sayfalarında yazdıkları sayfa sayfa yazıları, burada mikrofonlarda konuşmalarını beklerdim. Kimisi o belediyeyi benim başıma yıkmaya kalktı. Kimisi ruhsatsız dükkanı mühürledim diye faşist belediye diye bas bas bağırdı. Onları burada anlatılmasını beklerdim. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz sevgili dostlar. Bizim etiğimizdeki taşları dökeceğimiz yer burasıdır. Ve buradan çıkar iken, şu kapının dışına çıkar iken kol kola çıkacak olan insanlarız biz. Ama burada susup sosyal medya üzerinde laf yapmak daha kolay gidiyor herhalde. Bana dendi ki Alevi düşmanı. Sevgili dostlar, ben daha düne kadar en yakın arkadaşlarımın Alevi mi olduğunu, Sünni mi olduğunu farkında bile değildim. Çünkü bizim aramızda böyle bir ayrılık yoktu. Çünkü bizim aramızda böyle bir tohum ekilmemişti. Sevgili dostlar, biz burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Hristiyanıyla, Kürdüyle,
Yahudisiyle hep bir beraberiz. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve cebimizde sadece onun kimlik kartı var. Evet, uzun dönem parti içi yarışma ve çekişmelere belediye başkanı olarak katılmamaya özen gösterdim. Milletvekili ön seçimlerinde çok yakın arkadaşlarımın bana darılmasına neden olan hiçbirini elinden tutup kapı kapı dolaşmadım. Bundan dolayı gazetelerde bazı arkadaşlarımız manşet attırdılar. Kamil Edremit'i vekilsiz bıraktı diye. Arkasından geçti, Kamil parti içinde taraf oldu diye. Sevgili dostlar, ben bir şey okumak istiyorum sizlere. Ondan sonra da konuşmama yine devam etmek istiyorum. Arkadaşımızın biri yazmış ve yazdığını aynen okuyorum. Ya arkadaşlar, bazıları haddini bilmeli. Herkes hak ettiğini alacak ve de almalı. Özellikle Okaycığım, beni iyi tanıdığın için söylüyorum. Ben evet, hiç ama hiç saklamadan Ulu Orta açık ve de şeffaf bir şekilde HDP'ye çalıştım. Ve de bununla onur duyuyorum. Çünkü benim dünya görüşüme hitap ediyor. Ben isim de verebilirim. Gidip sağ bir faşist partiyle kol kola ve ırkçı, kafatasçı, mikro milliyetçilik yapmadım. Ve de yapanlara karşı da her şeye rağmen karşı koydum. Onun içindir ki de benim CHP üyesi olur da genel seçimlerde HDP'ye çalışmamı ne sen ne de senin ağababaların sorgulanamaz. Herkes haddini bilsin. Beni bu duruşumla sorgulamak hiç ama hiç kimsenin haddi ve hukuku değildir. Bunu da herkes ama herkes böyle bilsin. Bu konuda hedef Aydın Yılmaz'sa Hodri Meydan, ben her yerdeyim, herkese ilan olur. Buyurun, meydan sizin, herkesin. Evet sevgili dostlar, ben 1972 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ve o günden beri de bu partiye iktidara taşıyabilmek adına çalıştım. Ve bu parti içinde bir tek kişinin adamı oldum. Sadece ve sadece Mustafa Kemal'in adamı oldum. Ve şu günkü konumda yine aynı şeyi söylüyorum. Sevgili dostlar, ben tarafım. Laik demokratik cumhuriyetten yana tarafım. Ben Mustafa Kemal'den yana tarafım. Parti içine sızmış, sadece ve sadece ön seçimden ön seçime boy gösterip seçimlerde HDP'ye kaçan, seçimlerde AKP'ye, MHP'ye kaçanlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana tarafı ve taraf olmaya da devam edeceğim. Sevgili dostlar, bunlar karşısında benim tarafsız olmamı beklemeye hiç kimsenin hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Çünkü burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde özü ve sözü bir olan insanlar olacaktır. Bu konuda suç işliyor isem yine suç işlemeye devam edeceğim sevgili dostlar. Çünkü ben bir tek kişinin, sadece
Mustafa Kemal'in askeriyim. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemalizm ilkelerinin baskın çıkabilmesi yolunda taraf olmaya devam edeceğim. Ben Edremit Belediyesi'nde bulunduğum müddetçe Mustafa Kemal'e ve partime hizmet edeceğim. Ve bir tek şey konusunda hepinize bir kez daha söz veriyorum. Dönem bittiğinde Edremit Belediyesi'ni yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına devredeceğim. Ve sevgili başkanlarım, sevgili dostlarım, bir kez daha şunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili Avukat Yusuf Sel, Edremit Belediyesi'nin sözleşmeli çalışanıdır. Biz aramızdaki çalışma arkadaşlarımızla sınırımızı da biliriz, haddimizi de biliriz, hakkımızı da biliriz. Onun için sevgili eski ilçe başkanımızın telaş etmesine gerek yok. Yusuf Bey hakkını sonuna kadar savunur. Biz Edremit Belediyesi olarak da haddimizi bilir, örgüte müdahalede bulunmayız sevgili dostlar. Ve ben bir kez daha hepinizden özür dileyerek şunu açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum. Buradan seçilecek olan her arkadaşımla uyumlu bir şekilde sonuna kadar çalışacağımı belirtiyorum. Ama ne olursa olsun bu yazıdaki gibi arkadaşların karşısında da mavi listeden yana taraf olduğumu hepinizin huzurunda bir kez daha tekrarlıyor. Kongreye başarılar diliyorum. Şimdiden kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olsun diyorum. İnadına Cumhuriyet Halk Partisi, inadına sol diyorum. Evet sevgili dostlar, hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ve ben şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burası Kamil Sakan'ın belediyesi değil. Burası Cumhuriyet Halk Partili Edremit Belediyesi. Cumhuriyet Halk Partisi rozetini yakasına takan arkadaşlarımızın bunu bir kez daha hatırlamasını ve bu doğrultuda hareket etmelerini hepinizden rica ediyorum. Kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olacağına inanıyorum. Kazananın Türkiye olacağına inanıyorum. Edremit'teki ilçe kongrelerimizin sadece yerel iktidarda değil, genel iktidarda da süreceğine inanıyor. Şimdiden kazanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun.